Sizce toplumsal bir ahlak çöküşü var mı? Bütün ekonomik çöküntüler ahlaki çöküntüyü getirir, bu garanti. Ekonomik çöküntü ahlaki çöküntüyü getirir. Geçiremeyen insan ne yapacak? Gayrimeşru ya. Anlayın işte. Yanlış yollara sapacak. Şu an insanlar hepsi dönüyor. Şu an suç dosyalarında kabarıklık var. Dolandırıcılık, hırsızlık, illegal. Adliyelere gidin. İnternet dolandırıcılığı. Bunun sebebi insanların işi gücü olmayınca ne yapacak? İş yok. Ekonomi berbat. İşe giriyorsun, 17 bin lira kira alacaksın. Maaş alacaksın. 25 bin lira, 23 bin lira, 18 bin lira kira vereceksin. Adam ne yapacak? Aç da yaşayamıyor. Ya ahlaki çöküntü olacak ya da gayrimeşru peşine gidecek. İnsanlar o tarafa doğru gidiyor. Açık ve net. Bakın sokak ne kadar kalabalıksa işsizlik bir o kadar yüksektir. İşsiz insan ne yapar? Memlekete de gidemiyor. Çoğu köyde evini, barkını, tarlasını satmış, buraya gelmiş. Doğru mu? Yani bu şartlar insanları yanlış yönlere maalesef sevk ediyor. Haberlerde de zaten çoğu çıkmıyor ama muhalif haberleri izlersen çoğu da ortaya çıkıyor. Yani yukarıdan başlamış, aşağı doğru devam ediyor. Ama en yukarısı tabii belediyeler düzeyinde söylüyorum. Sultan ne de orası, Büyükçekmeköy'den başladı. Diğerler de patlayacak. Ha, olay siyasi değil ama onu da söyleyeyim. Zeminde bir ahlaksızlık. TikTok'ta, Facebook'ta. Oralara girdiğin zaman görürsün zaten. Tamam, söylediklerim bu kadar. Sizce toplumda ahlaki bir çöküş var mı? Var. Var abi ya, var, bayağı var. Bayağı var abi. Var, bence var yani. Türkiye kötü bir yere gidiyor bence. Ama tabii değişecek diye umuyorum. Şu an yani şöyle söyleyeyim. Bir iki yıl öncesi daha kötüydü. Ondan öncesi çok iyiydi. Şimdi daha kötü abi. Peki nedenleri neler sizce? Nedenleri abi sen bana söyle, ben sana ne kadar iyi olup olmadığını söyleyeyim. Öyle. Yani sana anlatayım, anlamadım abi. O şekil. Peki. Kötü şu an. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Sizce toplumumuzda ahlaki bir erozyon var mı? %100. Evet var. Halk bir türlü şaşırmış. Ne yapacağını bilmiyor. Yarınlar ne olacak? Onu da kimse kestiremiyor. Böyle devam edip gidiyor. Doğru mu? Ben öyle görüyorum yani. Allah gençleri kayırsın. Peki nedenlerini nelere bağlıyorsunuz desek? Nedenleri siyaset, politikacılar. Halkı birbirine taktılar. Barış, sevgi, dostluk, kardeşlik üretilmelidir bu ülkeden. Sizin gibi gençlere ülkenin ihtiyacı vardır. Gençlere yardım etmeleri lazım her konuda. İşten olsun, okuldan olsun. Onun için ben daha ne diyeyim yani. Söyleyecek çok şeyler var ama bu yeter herhalde, anlayan anlamıştır. Peki. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun, hoşça kalın. Sizce toplumsal ahlak erozyonu var mı? Var. Ne oldu? Önceki çamlar bardak oldu. Tutup da dengesiz bir jenerasyon hasıl oldu. Ne yapıyorlar? Hiç. Töre, terbiye, saygı bilmiyorlar. Yokluk, varlık bilmiyorlar. Kökünde ne yatıyor bunların? Maddiyat yatıyor. Maddiyat bir yerde bir tarafa var, bir tarafa yok. O olan olmayandan istiyor. Olmayan olandan istiyor. Olmayan olana çullanıyor. Erime oluyor. Mesela şöyle diyeyim. Bir tarafta zengin semtinde kızlar gezip tozup havalarda uçarlarken öbür tarafta fakir mahallelerinde kızlar da benim neyim eksik falan diyorlar. Onların yaptığını onlar da yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Kalabalık çoğaldıkça erozyonda da bozulmalar teşekkül ediyor. Normal mi? Değil. Ne yapılır? Yeni sistemler ayarlanır. Onu da pek yapanlar yok. Niye? Siyasilerimiz 600 milletvekili aylıklarına bakıyorlar.
her konuda birbirlerine tartışıyorlar. Aylıkları artacağı zaman yarım dakika içerisinde hepsi birleşiyorlar. Öyle olunca da millete bir şey vermiyorlar. Vermeyince herkes kendi kafasına göre yaşıyor. O zaman ne olacak? Kendini savunacaksın ya da koruyacaksın. Çünkü karşındaki anlamamakta ısrarlı demeyeceğim. Anlamamakta yapılanmış. Öyle hareketler içerisinde kendisini nerede, ne şekilde uyarlayacağını bilmiyor. O yüzden bu çöküş tamamen olmaz ama yarım yamalak, dengesizlik, yani tahtırevalli gibi bir taraf yukarı bir taraf aşağı şekilsizleşiyor. Bu şimdi sizler bulutların üstünde yokken 1980'lerde de vardı. Kumburgaz'dan otobüse binelim dedim. Yanımızda değnekli bir bayan, ihtiyar yaşlı kadın. O da zar zor bindi, mavin el attı. Yukarıya aldık. O altılık koltuğun oraya. 5 tane genç oturuyor. Yok, 6 tane genç oturuyor. Bir tanesinden yer istiyor. Evladım, ayakta duramıyorum. 1980 Ekim ayıydı. Neyse. Bir tanesi oradan, baba it delikanlı, diyor ki niye yerimi vereyim? Oğlum diyor, hastayım. Sen hastaysan ben de hastayım. Git başka yere diyor. O zamanki siz gökyüzündeydiniz, yere inmemiştiniz. O zaman başlamıştı. Demek eskiden de vardı. Nüfusun oranına göre suç oranları da artıyor. Bu nereye varır? Bu köklü değişikliklere varır. O anda yapmadıklarına göre bu erozyon, çöküş kendini her yerde belli ediyor. Artık hatta 1980'lerden önce Murat Çobanoğlu biri diye bir ozan vardı. Diyordu ki 20. asırın sonuna kaldık. Kızı ana, oğul, baba bilmiyor. Meyhaneler doldu. Cami boşaldı. Hapis, namaz, dua, hoca bilmiyor diyeceğim. Bu plağı bile çıkmıştı. Oradan öğrenmişiz bir kıta. Demek ki ilk defa görülen bir şey değil. Böyle işlerine geliyor. Böyle götürüyorlar. O zaman ne yapacaksın? Kendi kendini arındıracaksın. Kendini eğiteceksin. Ne yaparsan kendin için yapacaksın. Kalkıp karşındakine istediğin kadar uğraş. Hiçbir şekilde bir değişiklikle karşılaşamazsın. Herkes kendi bildiği yoldan gider. Sen de kendi bildiğin yoldan gideceksin. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Sizce toplumumuzda ahlaki bir erozyon var mı? Merhaba, kolay gelsin. Evet, var. Yani bunu metro, metrobüs, tramvay, Marmara istasyonlarına gittiğimiz zaman yani Türk halkı vatandaşlarımız görüyor, herkes görüyor, ben de görüyorum. Yani biz iyi bir nesilden geldik. Yani bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi, insanımız da dünyanın en güzel insanı. Ülkeme, insanıma kurban olurum. Yani bizim annelerimiz, babalarımız bizi nasıl yetiştirdi? Her zaman büyüklerinizi sevin, sayın. Ama gerek metro, metrobüs, tramvay, Marmara, gerekse de İETT, otobüsler. Yani ya devlet başa çocuklar, çocuklar, gençler mesela oturuyor. Ama mesela bir yaşlı olsun, bir hamile kadın olsun ya da bir gazimiz olsun, çoğusu yer vermiyor. Yani çoğusu ne yazık ki yer vermiyor. Bunu görüyoruz. Senin demiş ya. İşte geçen hatta bir tane haberlerde gördüm. Bir tane kadın, yaşlı, engelli. Bir baba, babayla hani oğlu oturuyor. Oğlu genç. Kadın yaşlı, engelli. Bir de şey çıktı ya, müdür çıktı. Okul müdürü çıktı bu. Kadına vuruyor. Kadın diyor ki ya ben yaşlıyım, engelliyim, ayakta duracak halim, durumum yok. Diyor hani çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız? Ya da hani rica etsem bana yer verebilirim, ben oturayım orada. Ağzı burnu kırıyor adam. Kadının ağzı burnu kırıyor. Adam hem kadından yaşça küçük, yani saygı göstermesi lazım. Bir de okul müdürü ya. Yani o tabii okuldan atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı onu kovdu.
Yani ne ekersen onu biçersin diye bir söz var. Yani ahlaki çöküş son 20-30 yıldır baya baya yani var, yani hissediliyor, gözde görülüyor. Önceden yoktu ama gitgide de daha da çok oluyor. Kimsenin kimseye saygısı kalmamış ya. Yani aile içinde bile kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Sevgi yok, birlik beraberlik yok. Yani her şey gitgide kötüye gidiyor. Yani şu da ahlaki bir çöküş yani. Bir benim Türk halkım vatandaşım bir ay boyunca çalışıyor, 17 bin TL alıyor. 17 bin TL ya. Yani 17 bin TL 300 dolar mı yapıyor, 400 dolar mı yapıyor, ne? Yani dilenciye verilmez o para. Yani sadaka mı veriyorsunuz Türk halkına, vatandaşa ya? Yani bu da bir ahlaki çöküş. Yani 30 gün boyunca çalışıyoruz sabahtan akşama kadar. Sabah 8.30'dan akşam 7'ye kadar çalışıyoruz. Haftanın 6 günü, bazen 7 günü. Aldığımız, ay sonunda aldığımız para 17 bin TL. En kötü kiralar 20 bin TL. Bu bir ahlaki çöküştür. Benim Türk halkım vatandaşım yani 40-50 yıl boyunca çalışıyor. Ömrünün sonlarına kadar çalışıyor, çalışıyor. Tekstilde, fabrikada, inşaatta, madende 60-70 yaşına kadar çalışıyor. Emekli oluyor, 10 bin TL alıyor ya. 10 bin TL. 10 bin TL neye? Yani 5 tane ayakkabı, 5 tane pantolon geliyor. Yani kiraya yetmiyor 10 bin TL ya. Yani bu bir ahlaki çöküş. Yani bunu vatandaşımıza, Türk halkına görenler aslında ahlaki çöküş içindeler. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o yönetenler var ya, onlar ahlaki çöküş içindeler. Yani büyük bir ahlaki çöküş ya. Ya 17 bin TL ne ya? Sadaka ver. 10 bin TL nedir? E siz de 17 bin TL, 10 bin TL alın. Yani dediğim gibi bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. İnsanımız da dünyanın en güzel insanı. Ülkeme, insanıma kurban olurum. Devlet de biziz. Devlet halktır, millettir. Patron da biziz. Patron da halktır, millettir, Türk halkıdır. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yücel ki devlet yücelsin. E bizim insanlarımız nasıl yüceliyor? Hangi Halk Ekmek Kulübesi'ne gidin, bir sürü sıra var. İftar çadırı, daha yeni Ramazan ayı bitti. Hangi iftar çadırına gidildiği zaman dünya kadar sıra oluyordu. Bir sürü kuyruk oluyordu. Ya askıda simit, askıda ekmek var ya. Yani bu büyük bir ahlaki çöküştür. Yani yönetenler ahlaki çöküş içindeler. Yani Türk halkına, vatandaşlara işte askıda ekmek, askıda simiti hak görüyorlar. Bizler onurlu, gururlu bir halkız. Başı dik bir halkız. Bunu Çanakkale'de gösterdik. Yani Çanakkale Savaşı'nda Türk halkı, vatandaşlarımız, dünya alem hepsi bir araya geldi. Hepsini yenilgiye uğrattık, hepsini mahvettik. Hepsi kaçarak gittiler. Anzaklar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, İngilizler, 7 düvel bir araya geldi. Türkiye ile başa edemediler. Türk halkıyla başa edemediler. O dönem biz şimdikinden daha iyiydik. Her konuda, ekonomik olarak, ahlak olarak 100 sene önce şimdiki durumdan daha iyiydik. Ama 20-30 yılda her şey berbat ya, her şey berbat. Yani zaten güzel bir şeyle ne yazık ki gündeme gelmiyoruz. Yani haberlere bakıyoruz, gazetelere bakıyoruz. Hiç güzel bir şeyle gündeme gelmiyoruz ya. Yani ne yazık ki. Yani 20-30 yıldır hani bu kişiler yönetiyor. Her gün asker polis cenazesi geliyor. İşte her gün birçok kadın cinayete kurban gidiyor. Çocuk taciz, tecavüz olayları. Bizim gençlerimiz hepsi işsiz, bağımlısı olmuş. İşte bizim gençler her gün birbirini vuruyorlar. Yani onun dışında dolar, euro almış başını gidiyor. Asker ücret dediğim gibi kiraya yetmiyor. Yani ülkede iyiye giden hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Yani yönetenler hayatlarını yaşıyorlar. Hayatlarını. İşte birisi 1000 odadan fazla sarayda yaşıyor. Yani hayatını yaşıyor, yediyor, önünde yemediği arkasında. Monaco'ya gitmişler ıstakoz yemeye. Ya bizim Türk halkı, vatandaşlarımız askıda ekmek, askıda simit kuyruğuna giriyor. Bunlar gidiyor Monaco gibi zengin bir ülkeye. Fransa'da özel bölge Monaco. Oraya gidiyorlar, ıstakoz yiyorlar. Biri gitmiş Maldivlere tatile. Yani memleketin geldiği durum bu ne yazık ki. Ama memleketimizi kurtaracağız bu kötü gidişten ya. Yani güzel ülkemizi bu kötü gidişten, bu kokuşmuş sistemden, düzenden kurtaracağız. Yani şunu da ben söyleyeyim. Dediğim gibi ülkemiz 20-30 yıldır gidiyor, kötüye gidiyor. Türk halkı, vatandaşlarımız olarak artık yönetenlere istifa diyoruz. İstifa. Yani artık istifa edin, gidin. Yeter artık diyoruz. Yani bu şekilde ya. Yani
Gazze'de ilgili bir iki kelime söyleyebilir miyim? Yani şu an Gazze'de bir katliam var. 7-8 aydır orada bir katliam var ve 30 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. Hayatını kaybedenler de hepsi kundaktaki bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hepsi sivil. Yani 7-8 aydır orada bir katliam var. İnsanlık suçu işleniyor. Evlere, binalara, hastanelere, kamplara bombalar yağdırılıyor. Dünya alem hepsi izliyor ya. Müslüman ülkeler de izliyor. Yani Maide suresi 32. ayeti. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Şu an orada bütün insanlığı öldürüyorlar yani. Dünyadaki bütün insanlığı öldürmüş gibi oluyorlar. Ama dünya alem, bütün Müslüman ülkeler, İslam İşbirliği Teşkilatı var, Arap İşbirliği Teşkilatı var. Bu teşkilatlar ne diye var? İşbirliği Teşkilatı ama ne diye var? Hepiniz izliyorsunuz. Yani bir de bazıları da ticaret üstüne ticaret yapıyor İsrail'e. Yani ticaret üstüne ticaret yapıyor. Yani İran bile geçen gün bir sürü füze yolladı İsrail'e. Yani dünya kadar füze yolladı. Dedi gerekirse seni vururuz İsrail. Ama bizim ülkemizde bazıları ticaret üstüne ticaret yapıyor yani. Hala da yapıyorlar ve kendileri de itiraf etti zaten. Dedi evet ticaret yapıyoruz ama kısıtlayacağız. Ya neyi kısıtlıyorsunuz ya? Türk halkı vatandaşlarım sizin İsrail'e ticaret yapmanızı istemiyor. Ya sizde hiç mi vicdan merhamet yok kardeşim? Orada çocuklar, kadınlar, siviller katlediliyor. 30 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. Haksızlık karşılıyorsan dişi şeytandır demiş Hazreti Muhammed. Yani orada büyük bir haksızlık var. Siz susmanın dışında bir de ticaret yapıyorsunuz ya İsrail'e. Ticaret üstüne ticaret. Gemi üstüne gemi gönderiyorlar. İsim vermiyorum. Lüzumsuz. Böyle insanların ismini bile söyle. Gerek yok reklamları olmasın. Anlatabiliyor muyum? Boş insanlar çünkü. Öyle insanların ismini bile söylemeye gerek yok. Yani ticaret yapmasınlar. Çünkü hani o İsrail'le yapmış oldukları ticaret var ya, Gazze'lerin o çocukların, bebeklerin üstüne bomba olarak yağıyor. Bomba. Aslında Gazze'yi İsrail katletmiyor. İsrail katletmiyor. İsrail'le kim ticaret yapıyorsa Gazze'ye o katlediyor. O çocukları, bebekleri, kadınları, sivilleri o katlediyor. Örnek veriyorum, empati yapalım. Şurada bir dükkan olsun. Kimse gitmese, alışveriş yapmasa iflas eder. Çünkü kirası var, vergisi var, çalışanı var. Sen bir ülkeyi de nasıl ayakta tutarsın? Ekonomisini ayakta tutarak. Yani ticaret yaparak. Bu kişiler de İsrail'e ticaret yapıyorlar. İsrail'in ekonomisini ayakta tutuyorlar. İsrail de Gazze'ye saldırıyor. Yani ben bu İsrail'e ticaret yapanları kınıyorum, lanetliyorum. Allah sizin belanızı versin diyorum. Allah sizi karu perişan etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.